Selam arkadaşlar. Bugün terleme, koltuk altı, rolon ve deodorant kullanımı ve bunun bize zararları ve bunu nasıl çözebileceğimize dair bir video hazırladım size. Yavaş yavaş yaz yaklaşıyor ve biz yine yazın çılgınlar gibi terleyip terleme sonucu oluşan ter kokumuza da çözüm aramak için rolonlara ve sprey deodorantlara saldıracağız. Peki neden kötü kokuyoruz? Aslında ter salgısının kendisi kokulu bir şey değildir. Fakat bakteriler nemli ve sıcak yerleri sevdiği için biz terlediğimiz anda şartlar çok uygun olduğu için nemli ve sıcak bir bölge olduğu için koltuk altımız orada bakteriler üremeye başlıyor ve biz kötü kokmaya başlıyoruz. Ve çözümü de tabii ki sprey deodorantlarda ve koltuk altı rolonlarında buluyoruz. Mutlaka bir yerlerde deodorantların ve koltuk altı rolonlarının zararı olduğuna dair bir şeyler duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da şu an ben söylüyorum, çok zararlı arkadaşlar. Peki neden zararlı? Sprey deodorantlar ve koltuk altı rolonlarının içerisine arkadaşlar alüminyum tuzları koyuyorlar. Sprey deodorantlar ve likit deodorantların içerisine alüminyum klorohidrat konuyor. Sitik, jel ve diğer katı rolonların içerisinde ise alüminyum zirkonyum bulunmaktadır. Alüminyum tuzları çünkü ter bezlerini tıkayarak terlememizi engellerler aslında. Dolayısıyla kötü koku oluşumuna da engel olmuş olurlar. Bu yüzden ticari rolon ve deodorant dediğimiz yani raflarda bize satışa sunulan ürünlerin birçoğunda bu alüminyum tuzları bulunmaktadır. Lütfen alacağınız ürünlerin arkasına bakın. Bu az önce bahsettiğim iki maddeden herhangi birisi varsa o ürünü almayın, üründen uzak durun. Peki alüminyum tuzları nasıl sağlığımıza zarar veriyor? İlk başta vücudumuza temas ettiğinde terle birlikte çözünerek aslında deri yoluyla vücudumuza giriyorlar ve alüminyumun yapılan çalışmalarda dokularda biriktiği kanıtlanmış. Alüminyum meme dokusunda birikiyor ve DNA'mızı bozuyor ve DNA'nın kendisini tamir etme özelliğini de yok ediyor. Tamam şimdi anladık, zararlıymış ama ne yapacağız, yani ter mi kokacağız diyeceksiniz. Tabii ki hayır, ter kokmayacağız. Bunun doğal yollarla çözeceğiz. Ben kendim denediğim bir şey olduğu için ve çok severek kullandığım bir şey olduğu için ve faydasını gördüğüm için burada sizinle paylaşıyorum. Şimdi gelelim doğal rolon tarifimize. Şimdi arkadaşlar kameramın açısını değiştireceğim ve sadece nasıl yaptığımı göstereceğim. Tarifi yaparken size neyi niye koyduğumu da anlatacağım. Öyleyse hemen tarifimize başlayalım. Bunun için önce malzemeleri sayacağım size. Öncelikle şöyle Hindistan cevizi yağımız var, doğal, organik. Böyle bir yemek kaşığı kadar yeşil kilimiz var. Bir yemek kaşığı kadar mısır nişastamız var. Şöyle bir paket karbonatımız var. Ve şu şekilde çay ağacı yağı kullanacağız. Yaptığımız içeriği saklamak için şöyle boş bir krem kabım var benim. Genelde bunun içine koyuyorum. Ama yanınıza almak için daha kullanışlı küçük böyle bir rolon halinde kullanmak isterseniz de şu şekilde ben rolon bir yapıştırıcının içini temizledim. Ve bunun içine de koyup dolapta saklıyorum. İhtiyaç halinde bunu da kullanabilirsiniz bu şekilde. Hemen tarifimize başlamak istiyorum. Öncelikle Hindistan cevizimi alıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı alacağım. Bunu benmari usulü eriteceğiz arkadaşlar. Bunun için önceden sıcak su hazırlamıştım ve bu kaseyi bunun üstüne oturtup Hindistan cevizi yağımın erimesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, Hindistan cevizi yağım eridi gördüğünüz gibi. Şu altındaki sıcak suyu alıyorum. Peki Hindistan cevizi yağını niye koyuyoruz? Hindistan cevizinin bir kere cildi besleme özelliği var. Doğal bir nemlendiricidir. Peeling etkisi vardır ve cilt temizleyici olarak kullanılır. Hatta vücut losyonu olarak bile kullananlar var. Şimdi buna şu elimdeki ölçüyle 2 ölçü mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastasında arkadaşlar hissiyatı iyileştirme özelliği vardır. Cildi nemlendirme özelliği var. Fazla sebuma emme ve cildi düzgünleştirme gibi birçok faydaları vardır. Çok yapış yapış hissi veren güneş koruyucuların içerisinde de yağsız hissiyat oluşturması için kullanılan bir içeriktir. Hemen yine aynı ölçümle şöyle 2 ölçü kil koyacağım, yeşil kil. Peki kili niye koyuyoruz? Gözeneklerdeki kir ve yağı derinlemesine temizleme özelliği var biliyorsunuz. Zaten yağlı ciltlere çok fazla önerilir kil maskesi diye. Gözenekleri temizler, ölü hücrelerin dökülmesine ve cildin arınmasına sebep olur. Şimdi gelelim karbonata. Karbonattan biraz fazla ekleyeceğim. Karbonatı neden kullanıyoruz? Biliyorsunuz zaten karbonatın antibakteriyel özelliği var. Hatta el temizliğinde bile çokça videolarda karşınıza çıkmıştır. Bu kötü kokunun oluşmasını sağlayan bakterilerin oluşmamasını sağlayacağız. Ve en son da çay ağacı yağı kullanıyoruz. Çay ağacı yağı çok keskin bir içerik ve çok keskin kokusu olan bir şey arkadaşlar. Tek başına kokusu böyle benim genzimi yakıyor. Dolayısıyla buna böyle çok fazla değil, sadece 2 damla ekleyeceğim. Çay ağacını neden kullanıyoruz? Terlemeyi kontrol edici bir özelliği var. Arındırıcı özelliği vardır ve tabii ki antibakteriyel özelliği var. Akneye karşı savaşan bir içeriktir. Şimdi kaplarımıza koyalım bakalım. Doğal rolonumuz hazır arkadaşlar. Bunu dolaba dolmak için koyacağım. Aynı zamanda boş krem kabımın içine de koyuyorum hazırladığım karışımı.
Evet arkadaşlar, doğal koltuk altı rolonumuz hazır. Şimdi ikisini de dolaba donmak için bırakacağım. Hindistan cevizi yağı zaten biliyorsunuz oda sıcaklığında bile donan bir içerik olduğu için bunlar buzdolabında hızlıca donacaklar. Şimdi dolaptan çıktıktan sonraki hallerini de görelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde donmuş vaziyette. İsterseniz bunu böyle parmağınızla şöyle birazcık sürerek koltuk altlarınızı uygulayın. İsterseniz bu şekilde rolon ya da bunların daha büyükleri var. Şu an ben de size göstermek için küçük olan stick vardı ve bu da çok kullanışlı oluyor. Şöyle çevirerek gördüğünüz gibi rolon haline çıkıyor. İsterseniz bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Böyle de kolay oluyor. Gördüğünüz gibi içerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan koltuk altı rolonumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir.